çok tehlikeli bir şey Türkiye açısından, Türkiye'nin demokrasi açısından. Bu önemli aslında bence. İşte o artışı bu konuda sağlıklı mı ona bakmak lazım bence esas. Bu CHP'nin oyu değil ki bu oy. Bu biraz bir yani şöyle bir şey. Zaten aslında belki de bir açıklıyorsun aslında benim sorumun cevabını da veriyorsun. Elbette. Şöyle veriyorsun aslında yani. Bak biz bunları yaşadık. Buna rağmen bir dönüşüm var Türkiye'de. Ne dönüşüm var? Yani Türkiye eski Türkiye yok. Yani eskiden Türkiye'de dünyanın bir tarafında bir şey oluyordu. Bir operasyon, bir şeyler yaşanıyor. Bir devlet devreye giriyor. Bir istihbarat örgütü devreye giriyor. Türkiye'de şartları değiştiriyordu. Yani şöyle söyleyeyim yani bir basın şeyi, karteli bakanlar kurulu oluşturabiliyordu. Öyle bir Türkiye yok artık. Bu bir vaka, bu gerçek. Çok şeyi de kat etmiş durumdayız. Yani bu kadar şeffaf bir devlet, bu kadar çok her şeyin açık bir şekilde ortaya konduğu icraatlarda çok fazla manipülasyon yapman çok zor iş. Bu bir gerçek. Şimdi sen sahipleyip sahiplenmemekten bahsediyorsun. El hak doğrudur. Kabul ediyorum. Yani aslında çok acı verici bir şey bu. 28 Şubat dediğimiz şey 100 yıl önce bir cümle, olan bir şey değil. Unutmasın, bir cümle söyleyeyim. Çünkü eğer biz bunları aşmış olsaydık, gerçekten Türkiye artık hiçbir şeyden etkilenmeyecek, gerçek demokrasisi olgunlaşmış, herkes tarafından absorbe edilmiş, herkes tarafından özümlenmiş bir noktaya gelseydi, her kesim tarafından, bilhassa o bahsettiğin kesim i̇şte tarafından o yüzden, gelseydi, evet. Bunlar şimdi konuşuyor olmazdı. Evet, işte o yüzden zaten benim sorumu içerisinde cevap vermiş olursun. Aynen, ben onu söylemeye, sorum da zaten aslında, ben onu söylemeye çalışıyorum zaten. Aslında o tabandan örnek vererek, biraz önce söylemiş olduğun gibi, yani faşistan statüko ne olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun, ben onlara şey diyorum yaz. Yani bazı bir de kaybetmişlik sendromu var. Yani zaten o sorun cevabı olarak mı söyledim ben sana? Evet. Bir kaybetmiş sendromu var. O sendrom üzerinden yapışmış saçma sapan da olsa, abuk subuk da olsa. Şu bardağı koyduğun zaman olsun bardak bizi yönetsin diyebilecek bir kafa var. Var mı var? Senin meşhur bardak bunu, şeyi söyledin. Bu neden? Yani. Çünkü 1000 defa örneğini verdim ben bunu. Bu gerçek. Şimdi dediğim gibi karşıda hiçbir şey yapmadan oturdu yani. Mesela oturuyorsun. Hiçbir şey söylemiyorsun. Sadece işte 3-5 salon konuşmasında oy veren bir kitle var. Biraz önce anlatmış olduğun şey. Yani hani onlara bırakalım, onlar öyle. Asıl biz düzelmemiz gereken diyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bu doğru. Ama benim işte şey soru şu. Demek ki biz bu konuda, bu noktada hani tabii ki milletin iradesini uzun uzun anlattım. Millet iradesi sandıkta. O öyle de ki onlar ben öyle olduğunu şey anlamında demiyor değil. Ama şu var yani bu halk da bu vatandaş da yani senin bu 28 Şubat'ı anlamak, 15 Temmuz'u anlamak. Bak biz 28 Şubat'ı 15 Temmuz bırak 28 Şubat. Biz evet. 28 Şubat'ı eğer 15-20 sene içerisinde buraya unutmuşsak bu 15 Temmuz'un da ne olduğunu ki 15 Temmuz çok daha büyük bir travmadır. Elbette. Bu ülkenin işgal girişimidir. Biz uçurumun köşesinden döndük, hala bazı kesimler lay lay lom konuşuyor. Kesinlikle. Şimdi bu kadar büyük travmayı yaşadıktan sonra, saldıranları gördükten sonra en acı tarafı, ben bunu söylemek zorundayım Nuh abi. Yani elbette. Bütün bu iradeyi saygımı köşeye bırakarak. Yani bu 15 Temmuz'da bunu söylemeye devam edeceğim nefesim yettiği süre içerisinde. Tankları görünce ilk önce ben çıkarım diyen bir kişi. Bak ilk önce kim yapıyor darbeyi? Önce ben çıkacağım. Ben de esprili bir şekilde şöyle söylüyorum. Ulan tarihi fırsat be. Bir daha kaç zaman önce tank çıkacak? Çıktı. Evet. Hem de ayağına kadar geldi. Söyledin. Rabbim büyük çıkarttı. Çıktı mı önüne? Çıkmadı. Ve bu ülkede eski ana muhalefet lideri, şimdiki işte meclisteki ikinci büyük çoğunluk olan CHP'nin genel başkanı, bu ülkede darbeye karşı koyamayacak olan ve karşı söz tek kişiydi. Diğer partilerin hepsini şey yapıyorum yani, özellikle başta MHP'de. O işte 15 Temmuz ruhuyla oluştu zaten. Başta MHP